son yıllarda Yunanistan Adalar Denizi'ndeki adaların birçoğunu silahlandırmış durumda. Normalde bu adalar gerek 1923 Lozan Antlaşması'na göre gerekse 1947 Paris Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gerekiyor. Yani silahsızlandırılmış olması gerekiyor. Fakat buna rağmen ABD destekli Yunanistan adaları silahlandırmakta. Ayrıca ABD adalar üzerinde ve Yunanistan'da birçok askeri hava üssü elde etmiş durumda. Aslında Yunanistan'ın ABD'yi bu şekilde desteklemesinin altında yatan temel sebeplerden birkaç tanesi ABD kasıtlı olarak Yunanistan'la Türkiye arasında kontrollü gerginlik yaratıp krizi körüklemekte. Bu bağlamda ABD Türkiye'yi kendi yörüngesine çekmeye çalışmakta veya kendi yörüngesinde tutmak istemekte. Rusya karşısında özellikle İsveç ve Finlandiya'nın sorunsuz bir şekilde NATO'ya üye olabilmesi için Doğu Akdeniz enerji rezervlerinin Türkiye'yi bypass ederek Yunanistan üzerinden Avrupa'ya veya batılı ülkelere ulaşabilmesi için ABD Türkiye'yi kendi yörüngesine çekerek kontrollü gerginlik yaratıp aba altından sopa göstermek istemekte. Bir de Yunanistan Adalar Denizi'ndeki karasularının genişliğini 6 milden 12 mile çıkartmak istemekte. Bu ise tamamen Türkiye'nin aleyhinedir. Yunanistan 6 milden 12 mile çıkardığında karasularının genişliği %38'den %60'a çıkmakta. Türkiye'ninki ise %7'den %8'e çıkmakta.